Evet, deniz yukarıya çıkabilecek mi? Belki biz de ilerleyen günlerde buraya bir şey yaparız. Bugün de Ramazan bitmeden bir Ramazan pidesi yapalım dedik. Bombamı çizmiş biraz yeşil yeşil. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili abonelerimiz, nasılsınız? Gitgide büyüyen bir ailemiz var. Bizim keyfimiz çok yerinde. Güzel bir hafta geçirdik, yoğun bir hafta geçirdik. Bu hafta iki tane röportaj verdik çünkü. Hem Muratcan'ın kanalında hem One Farm One Life. Ben disleksi olduğum için bazı şeyleri söyleyemiyorum. Saat okuyamam mesela. Klasik saat okuyamam. Sağ sol dediğiniz zaman direkt cevap veremem. Niyeyse bu Farm One Life de biraz bana karışık geldi ve dilim bir türlü dönmüyor. Neyse, Farm One Life'e ve Muratça'ya röportaj verdik. O yüzden bizim için aslında çok yoğun bir haftaydı. Evet, çünkü iki video çektik kendi videolarımız haricinde. Onun dışında tabii bir ilgilenmemiz gereken küçük çocuğumuz, aynı zamanda da işlerimiz var tabii ki, bahçe işlerimiz vesaire, takip ediyorsunuz zaten. Bayağı yoğun bir haftaydı bizim için ama çok keyifliydi. Hem Muratça'ya hem de Farm One Life'a çok teşekkür ediyoruz. Sizin de huzurlarınızda arkadaşlar. Evet, bir kere de söyledim bu sefer. Ben de ailemize yeni katılan abonelerimize, takipçilerimize, arkadaş dostlarımıza diyelim. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayrıca. Sefa evet. Getirdiniz. Tamamlanmayı bekleyen bahçe işleri var. Badana boya işleri var. O da henüz tamamlanmadı. Yoğun bir yağış var. O da birkaç gündür devam ediyor açıkçası. Birkaç gün daha da devam edecek gibi gözüküyor. Haliyle biz birazcık böyle çekimler anlamında eve kapanmış haldeyiz. Evde ne yapabiliriz'in derdine düştük yine. Pazar günü çok yoğun bir yağmur başladı. Pazartesi, salı, hani bugün salı bitti artık, akşam hala yoğun bir biçimde devam ediyor arkadaşlar. Yağmur olduğu için de dışarıda bir iş yapamıyoruz. Ekim dikim işlerini yapamıyoruz. Boya işlerini yapamıyoruz. Zaten her şeyi alelacele evin içine tekrar topladık. Salıncağımızı vesairemizi. Orada böyle ufak çaplı bir kriz yaşadık. Sabah bambamı yürütürken bir baktım, bizim çatı katındaki camda bir problem var. Eyvah! Eyvah dedik. Bizim evimiz dışarıdan 3 katlı gözüküyor ama içeriden aslında 2 katlı. Üst kat, böyle teras katı, çatı katı derler, yapılmamış. Hani oraya çıkan bir merdiven de yok. Oradaki camlardan biri içeri doğru düşmüş olarak gördüm ben sabah bambamı yürütürken. Hemen drone'umu aldım. Dedim bir önce çekelim bakalım ne olmuş, ona göre yukarı çıkayım. Günaydın askısı teyze. Hayır. Bambamı yürütürken bir gördük. Geçen rüzgar fırtınasında bizim çatıdaki camlardan bir tanesi içeriye girmiş. Daha önceden ev turunu izleyenler bilir. Ben gene de üst köşeye koyuyorum izlemek isteyenler için. Dışarıdan ev 3 katlı gibi gözüküyor ama evimiz 2 katlı içeriden. Bir tane 3. kat var ve buradan çıkılıyor ona. Burada bir kapak var. Ben üst kata bu arada hiç çıkmadığım için şu an ilk kez göreceğim. Yani videoda izleyeceğim. İki kat kullanımda, üçüncü kat yapılacak. Buradan nasıl çıkacağız bakalım? Çok dar benim için. Evet, deniz yukarıya çıkabilecek mi? Çıkıyor. Ha gayret. Kurtardım. Haydi. Ha gayret. Deniz yukarıdan bir... Göremiyorum seni şu an. Evet, çıktım. Bravo.
Evet arkadaşlar, çatımız bu şekilde. Belki biz de ilerleyen günlerde buraya bir şey yaparız. Şu giriş çıkışı biraz kolaylaştırabilirsek. Daha önceden ben çıkıp buraya bizim taşınırkenki kolilerimizi koymuştum. Göreceğiniz üzere. Biraz daha ısı yalıtımı olsun diye. Ha. Şimdi buradan öndeki camlara çıkış yok. Bunun için ev sahibiyle konuşacağız. Ya da bir kapak mapak var mı bir şey? Ben bir ona bakayım. Bu arada buradaki zemin direkt alt katın tavanı. O yüzden şu aradaki tahtalara basarak buradan yürüyoruz. Boşluğa basarsam aşağı kata geçerim. O yüzden bastığım yere. Burada arkadaşlar ben ilk kez bir alıcı gözle dışarıya çıktım. Bakın şunlar elektrik kabloları. Üst katın tüm elektrik prizleri vesaireleri. Bakın şuradaki gibi geçiyor. Buraya bir el atmak lazım. Çünkü burası komple ahşap. En ufacık bir kıvılcımda komple yanabilir. Onu bir düzenlemek lazım. Geliyor musun? Allah. Yavaş, dikkat et. Ay, dikkat et. Kim nerede? Ev sahibini arayıp haber verelim. Dün mama. Gördüğünüz gibi deniz çıkarken bayağı bir zorlandı. Bir yandan da dediğimiz gibi işte biraz panik olduk ve ev sahibimizi aradık tabii. Şu anda bir problem yok. O kısma da zaten. Ya hiç su girmemiş evet. İçeriye. Nasıl bir şey yapıldıysa dışarıdan cam var ama içeriden cam yok. Komple çatı. Herhalde göstermelik bir şey koymuşlar. İleride burada cam açabiliriz diye. O şeyin altında da bir çatı var. Üstüne de bir göstermelik cam koymuşlar. O yıkılmış aslında. O yüzden orada şu anlık yapacak bir şey yok. Hava kötü olduğu gibi böyle ufak tefek sorunlar da oluyor. Yani sorun demeyelim de bizi yavaşlatan bazı işler. Dün akşam Mia uyumadı, çok geç yattı. Sabah da çok erken kalktı. Hatta kahvaltıdan sonra direkt uyuklamaya başlamıştı ve uyku düzeni komple şaşmış oldu. Yani gördüğünüz gibi sandalyesinde direkt uyuyakaldı. Oradan yatağa aldık. Ama o saatte uyumaması gerekiyordu. Yani öyle bir oldu ki uyuması gereken saatlerde uyumuyor, uyumaması gereken saatlerde uyuyor. Tabii bu da bizim düzenimizi allak bullak ediyor. Yani muhtemelen bu geceyi de yani hayatta geçireceğiz. Şu anda da uyumaması gerekiyor ama şu anda da uyuyor. Şu an uyuyorsa büyük ihtimal gece 4'e 5'e kadar uyumayacak demek oluyor. Ya evet, onun dışında da bilmiyorum bir enerjisel bir durum mu yani nedir? Elektronik cihazlarımızla alakalı da bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İşte nazar değil, nazar. Nazar mı nazar diyelim, var, bilmiyorum. Nazar var. Bir hafta, bir buçuk hafta önce de bisikletimin lastiği patlamıştı ve bisiklet bizim için burada çok önemli. Çünkü ufak tefek işler olduğu zaman her yere gidip gelmekte kullanıyoruz. Özellikle köye gidip gelmeyi çok rahat bir hale getiriyor. Çünkü 15-20 dakikada gidip gelebiliyorum.
İçinde minibüs vesaire beklememiz gerekmiyor arkadaşlar. Lastiğim patlamıştı. Fırsattan istifade bir de bisikletimin tekerleğini tamir ettim. Evet arkadaşlar, normalde yama yapardım ama iç lastiği değiştireceğim. Çünkü şu lastiği şişirme yerinin altından patladı ne yazık ki. Aynı aslında araba lastiği gibi. Bir farkı yok. Şu şekilde. Yani şuradan şu şekilde bakın gittiği için bu pek yapılabilecek gibi dedim. Benim 700'e 23'lük lastiklerim. Yine sıfır lastiğimizi açalım. Bakalım 100'e geldi arkadaşlar, bizim için yeterli. Şöyle baktığımız zaman akort ayarımız da iyi arkadaşlar. Şu an bisiklet sürüşe hazır. İşte bugünü böyle minik minik bir şeyleri çözmeye çalışarak geçirdik ama bir videoyla sizinle buluşmak istiyoruz. Bu rutini bozmak istemiyoruz. Ne yapabiliriz diye düşündük. Dedik ki Ramazan bitmeden biz bir Ramazan pidesi yapmalıyız. Evet, bir Ramazan pidesi yapalım. Onu da sobamızda pişirelim. Akşam da iftarda afiyetle yiyelim diye düşündük. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce size evde, hatta sobamızda pişirmiştik. Etli, kıymalı falan pideler yapmıştık. Çeşitli pideler yapmıştık. Bugün de Ramazan bitmeden bir Ramazan pidesi yapalım dedik. Başlayalım. Burada 5 bardak unum var. Ortasını açıyorum. Şekerimi koyuyorum. Burada da sürahide 2,5 bardak suyum var. Sıcak bir su değil. Normal ılık bir su. Kenarlardan şu içi ala ala yoğurmaya başlayalım. Ben tam bir paket kullanmayacağım. Yarım paket yaş maya kullanıyorum. Onu da alıyorum şu an. Az bir suyum kaldı. Onu da ilave ediyorum. Şu anda hamurumun içerisinde su, şeker ve yaş mayadan başka bir şey yok. Henüz tuzumu koymadım. Yani burada şimdi baştan böyle bir ölçü verdim ama tabii biz yemek tarifi veren bir kanal değiliz biliyorsunuz. Böyle birazcık renk olsun, farklı bir şey de yapmış olalım diye. Böyle arada sizlerle tariflerle de buluşuyoruz. Hamurun durumuna göre içerisine su ya da un eklemeye devam edeceğiz. Ki bana galiba birazcık un gerekecek gibi gözüküyor. Tamamen klasik Ramazan pidesi gibi olacak, tırnaklı bir pide yapacağız. Biraz yoğurduk, artık tuzumuzu da ilave edelim. Yani bu tuzu geç koyma nedenim mayanın aslında olumsuz etkilenmemesi için. Ne kadar geç koyarsak mayalanma o kadar rahat olacaktır. Siz de hiç yaptınız mı evde? Yorumlara yazın. Ramazan pidesi yapmayı denediniz mi? Nasıl oldu? Daha farklı tarifler kullanıyor musunuz? Hamurumuz burada biraz kendine gelince tezgaha alacağım ve daha kuvvetli bir yoğurma yapacağız. Mia gelmek istiyor. Fakat kameralarla çok uğraştığı için maalesef onu şu an buraya alamıyoruz. Deniz de Mia ile ilgileniyor. O da o nedenle yanımda değil. Şu an sadece siz ve ben varız. Arkadaşlar umarım gözüküyordur. Buraya aldım çünkü o masada gerçekten hamuru yoğurmakta çok zorlandım. Daha güzel gözükeceğini düşünerek orada başlamıştım ama iyice yoğuruyorum. Sonrasında da yarım saat
mayalandıracağız. Evet arkadaşlar, hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Biraz dediğim gibi yapışkan bir hamur olacak. Ben hafif bir un serptim üzerine çıkarırken zorlanmamak için. Mayalanması için artık bırakıyorum. Ne kadar süre mayalanacak? Yarım saat mayalanacak. Sonrasında da yine tepside mayalandırma yapacağımız için yarım saat, maksimum 40 dakika yeterli olur diye düşünüyorum. Başta ne yapacağız şimdi? Ben bilmiyorum. Ben şekil vereceğim sadece. Şekil vermek istediğim şimdi... için. Ha, benim değil mi? Bir dakika. Duymazlar seni yoksa. Şu hamurumuz mayalandı. Biraz un alacağım. Unumuzu şöyle biraz serpelim. Yoğurmak mı gerekiyor yine? Tabii biraz bir havasını alacağız yine. Biraz böyle pideyi bol böyle sulu ellerle yapıyorlar, ben öyle gördüm. Evet, aslında bir kase su alabiliriz Deniz. Aslında şu gözlük kameralar başlamış. Böyle gözlüğün iki yanında gayet de güzel çekiyor. Onlardan bir tane... Edinmek mi lazım? Bizim işler için çok iyi olur. Yani her açıdan gösterebiliriz böylelikle. Bu bir tane mi olacak, ondan iki tane mi yapacağız? Yok, bundan iki, yani küçük yaparsak üç tane de çıkar. Ama iki sanki ideal gibi. Yani bence iki. Sen ne diyorsun? Kısmet bakalım, yol bizi nereye götürecek? Sen oynadıkça ufalıyor gibi çünkü. Biraz havasını alacağız ama. Serpiyor mu biraz? Evet, çok da değil artık. Tamam, dur böleceğiz bunu. İkiye bölsek sanki yeter. İşleyelim diye düşünüyorum. Bir tane tepsimiz var. Diğer tepsilerimiz sobaya sığmadığı için. Yakacağım birazdan. Niye nasıl? Tamam, şimdi yanmıyor da hani koyunca bir 20 dakika daha dedin ya hani şeyinde tamam, mayalanacak yani diye. Tamam, oldu. Ha, daha mayalanacak mı? Tepsi de mayalanacak, sonra açacağız. Açmıştım ben bunu ama neyse. Bir şey olmaz. Birazcık da böyle mayalayacağız. Şu bezi alabilir miyim? 15-20 dakika sonra. Siz şanslısınız arkadaşlar. Direkt 15 dakika sonraya geçeceksiniz. Size sadece 15 dakika sonra yazıp. Biz 15 dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz hamuru ikiye bölmüştük. İki parça pide yapacaktık. İki tane pide yapacaktık. Fakat biz ilkini yaparken böyle gayet eğlendik. Keyifli vakit geçirdik. Fakat kameranın azizliğine uğramışız. Kayıt almamış. Bir daha şimdi evet zaten. İkinci parçayı yapıyoruz. Bu yaptığımızda arkada duruyor zaten. Birazdan gösteririz evet, onu Deniz'in da. Deniz'in ilk aslında pide şimdi hazırlama o, deneyimi oydu. Ne eseri oluyordu? Çıraklık eseri. Çıraklık. Bu ustalık eseri. Hadi bakalım. Biraz koyalım Deniz. Ben onu elimle biraz açayım, ver bir bunu. Diyorsun. Peki peki ustam, oldu. Şu elin üstüne falan. Haydi bakalım. Şimdi hocam. Şimdi önce üstüne karışımımızı koyuyoruz. Sen karışımımızı anlat gene, o sırada evet, ben sorayım. Karışımımız yani sadece yumurtayla da yapılabilirdi ama ben bu defa yumurta ve yoğurtla deniyorum. Yumurta sarısı var içinde. 3 tane yumurta sarısı var. Bol oldu biraz. Bir de birazcık, bir kaşık kadar da yoğurt var. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurt var. Onu bol bol koyacağız. Önce ben gene etrafını yapacağım. Evet. Biraz açabilirsin. Yerleriniz kaymıyor. Dans edemiyor musunuz? Evet. Jackson dansı yapar. Yerler kaymıyor yalnız. Pekala. Birazcık daha çıtırabilirdin aslında. İdeal bir şey olmuş. Birazcık da çiğ susam koyuyorum ve çörek otu koyduk arkadaşlar. Bu arada söyleyelim. Çünkü susam çok gözükmüyor, çörek otu. Göster Filiz Hanım istersen. Tabii göstereyim.
Şöyle. Efendim buyurun. Bakın. Pidemiz. Bakın görün. İkincisi Deniz'in, de... Evet, Deniz'in ilk yaptığını da göstereyim bu arada. Bakın. Işık ters ki şöyle yapayım. Bu da ilk yaptığı. Şeklin ilk verdiği. Bu daha güzel oldu. Evet, Ramazan pidesi. Bu da ustalık eseri. Bu arada arkadaşlar hep soruyorsunuz ekipman. Aha ekipman. Göstereyim Işığımız ya. Yok. Göster şu rezilliğimiz gözüksün. Diyorsunuz ki görüntüler çok güzel. Nasıl şeyler kullanıyorsunuz? Evde ne kadar lambader varsa burada. Efendim başka bir ışığın etrafını koliyle kaplayıp yansıtsın diye içine alüminyum folyoyla kaplayıp yine. Yokluklar içinde yapmaya çalışıyoruz. Evet zor. Kameramız var tamam. Aha, o da error vermeye başladı ufak ufak. Boyamış mı ya? Bambamı çizmiş biraz yeşil. Köpekler çocukları yalnız bırakmayın. Evet. Lensi pişmeye gidiyor. Güzel pişti tamam mı? Sınav kadar. Hadi bakalım artık bekleme faslına geçiyoruz. Yine. Bu arada arkadaşlar biz sohbet ederken bir yandan da pişmesini bekliyoruz. Evet. Piştikten sonra inşallah görüntüyü paylaşacağız sizinle. Evet merhaba arkadaşım. Benim bu kamera dönüşümü özlemişsindir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz demek ki videomuzu beğendiniz arkadaşlar. Beğendim butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini de açarsanız çok seviniriz. Memnun oluruz gerçekten. Her geçen gün büyüyen bir ailemiz var. Dediğimiz gibi son bir hafta bile olmadı aslında. Hızla ailemiz büyüyor. Bu durum inanılmaz bizi mutlu etti. Gerçekten çok çok memnun oluyoruz bu duruma. Ya gerçekten üşüyoruz. Dediğim gibi ellerim değilse de ayaklarım hakikaten çok üşüyor. Burada havalar çok serin, çok kasvetli. Siz nerelerdesiniz? Sizin oralarda havalar nasıl? Yazın lütfen yorumlara. Türkiye'nin bir hava haritasını çıkartalım. Çıkartalım, evet. Nereden geliyor bu soğuk hava dalgası? Onu nereye görelim. Gidiyor bir görelim. Aynen. Yani. Hadi bakalım. Yeter kadar kızardı mı? Başka bir şey söyleyeyim mi? Bizi bu arada iftardan sonra izliyorsunuzdur. Arkadaşlar çok güzel altı da üstü de pişmiş. Şöyle ben ilk şeyi anlamama. Daha güzel valla. Bildiğimiz pide. Açmışız olur mu? Tereyağı ister değil mi bu? Tam pide olmuş ama. Harbiden. Güzel bir bambam. Bambamın ağzını suyu akıyor. Versene bir parça. Gel bambam. Gel buraya gel. Gel buraya gel buraya. Ah, bambam. Yavaş. Bambam buraya gel. Gel git. Gel. 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 Tamam gel hadi kalktım gel. Ben gel. Gel buraya. Yavaş abi. Şapşik. Yavaş. Tamam. Afiyet olsun. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım sığıyoruzdur. Umarım sığıyoruzdur. Gene kameranın pili bitti. Öbürünü. Yine. O yüzden sadece buna kaldık. Arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet, evet dedirt bence. Tamam, bam. Yavaş al. Görüşelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.